Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Bozulmadan devam eder. Evet. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Evet, şu anda yanımızda Hamit Özçelik İlk ve Ortaokulu. Alanya'da hız limitlerinin düşük olması. Bugün sadece Alanya değil. Sen beni nereden tanıyorsun? Tabii ki Alanya Posta TV'den. Eftalya Otelleri'nin sunduğu Seda Kara ile Ana Haber Bülteni başlıyor. Posta TV ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Güne yansıyan gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Alanya Posta TV'nin gündeme getirdiği Aysultan Kadınlar Plajı'nın kapatılmasına ilişkin haber Alanya'da gündeme bomba gibi düştü. Kapanmanın siyasi olduğunu ileri sürenlere yanıt CHP'li meclis üyesi Erkan Demirci'den geldi. Demirci, plajın kullanım süresi dolduğu için kapatıldığını, yeniden tahsis istendiğinin de geciktirildiğini söyledi. 2018 yılı Haziran ayında açılan, yapım aşamasından itibaren tartışmaların hedefinde kalan Alanya Gazipaşa sınırındaki Uğrak sahilinde bulunan Aysultan Kadınlar Plajı kapandı. Alanya Posta TV'nin konuyu gündeme getirmesinin ardından meclis üyesi Erkan Demirci açıklama yaptı. Demirci, plajın tahsis süresinin dolduğunu, bu nedenle kapatıldığını ifade etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Söz konusu plaj, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisli olup, tahsis süresi 2018 yılı sonunda dolmuş ve tahsisin yenilenmesi için önceki dönem belediye yönetimi tarafından bakanlığa müracaat edilmiştir. Belediye yönetiminin el değiştirmesinden sonra tahsis talebi geciktirilmekte, olumlu ya da olumsuz yanıt verilmemektedir diye konuştu. Benzer konumda bulunan Antalya ve Finike'deki kadınlar plajlarını örnek gösteren Demirci, o plajlar halen açık olup faaliyetlerine devam edecek. Ancak Alanya'daki plaj tahsisinin bakanlık tarafından yenilenmemesinden dolayı şirket yönetimimizce açılmak istenmesine rağmen hukuksal olarak bunun mümkün olmaması nedeniyle açılamamaktadır. Tahsis işleminin gerçekleşmesi durumunda Alanya Aysultan Kadınlar Plajı hizmet vermeye devam edecektir dedi. Erkan Demirci, Aysultan Kadınlar Plajı ile ilgili bu açıklamayı yaparken AK Parti ilçe başkanı da karşı eleştiri yaptı. Mustafa Toklu, Kadınlar Plajı'nın kapatılması ile ilgili Demirci'nin eksik bilgi verdiğini söyleyerek siyasi değil, teknik yetersizlik var dedi. AK Parti Alanya ilçe başkanı Mustafa Toklu, Alanya Aysultan Kadınlar Plajı'nın kapatılması ile ilgili tartışmaya yazılı açıklamayla katıldı. Toklu, kamusal fayda, kamusal hizmet kim tarafından yapılırsa yapılsın, destek olmaktan başka bir davranış içerisine girmeyiz dedi. Milyonlarca lira harcanarak halkın hizmetine sunulan projeleri siyasi hırs uğruna kurban etmeyeceklerini söyleyen Toklu, bu hizmetin faal olmaması, özellikle Alanyalı bir vatandaş olarak projeyi kentimize kazandırmış bir belediyenin siyasi temsilcisi olarak beni derinden üzmektedir. Burada Antalya Büyükşehir Belediyesi, tahsis dosyanın hazırlanması ve sunulması konusunda üzerine düşen vazifeyi eksik icra etmiştir. Sayın Erkan Demirci, yazmış olduğu açıklamalarının bazı noktalarında her ne kadar doğru ifadelerde bulunmuş olsa da işin gerçek sebebi ve neticesi noktasında bilgilendirme yapmamıştır. Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile bizzat yapmış olduğum görüşmeler neticesinde söz konusu plajın tahsisi konusunda yapılan başvuruda gerek evrak olarak, gerekse de sunulması gereken evraklar olarak eksik hususların olduğu tarafıma bildirilmiştir. Bu eksik evraklar tamamlanmadan sürecin tamamlanmasını bırakın, devam etmesi dahi mümkün değildir dedi. Allah.
Aysultan Kadınlar Plajı AK Parti'den sonra İyi Parti'nin de gündemindeydi. Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, plajın kapatılması hakkındaki açıklaması nedeniyle AK Parti İlçe Başkanı'na yüklendi ve evrak eksik deyip içinden çıkmaya çalışıyorlar dedi. İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı haftalık yönetim kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Apaydın, İlk olarak 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçimlerini değerlendirdi. Evet, kıymetli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve siz değerli basın mensupları, haftalık olan toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi artık İstanbul seçimleri için son düzlüğe girildi. İnşallah hafta sonu yapılacak seçimlerin ardından ülkemiz normalleşecek. İstanbul seçimlerinden bir türlü çıkamadığımız için normal gündeme de ne ülkemiz ne biz dönemedik. Bu seçimlerin çok da adil olmayacağını, bir tarafta devletin, kurumların ve birimlerin bütün imkanlarını kullanan iktidarın adayı, diğer tarafta da demokrasiyi tesis etmeye çalışan, var gücüyle mücadele eden ve bütün gücünü halktan, vatandaştan alan bir yapının mücadelesi. Bu noktada da biz İyi Parti olarak liderimiz Sayın Meral Akşener'den başlamak üzere bütün dinamikleriyle Millet İttifakı'nın adayının arkasında tam ve etkili olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmkan bulursak inşallah biz de çalışmalara sembolik de olsa destek vermek için gidip katkı yapacağız. Alanya Posta TV'nin gündeme taşıdığı Aysultan Kadınlar Plajı'nın kapatılmasına ilişkin de konuşan Apaydın, önce ittifak ortağına seslendi. Plajın işletmecisi olan şirketin müdürünün, İyi Partili olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğunu bitirmez dedi. Şimdi bizim muktemizde olduğunun söylenmesi aslında yanlış bir bakış açısı. Şöyle ki, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi, bütün Antalya'yı yöneten bir belediye. Burada herhangi bir belediyeye ait şirketin ya da bir birimin, bir kurumun başkanının geçmiş dönemde İyi Partili olması veya hala İyi Partili olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorumluluğunun bittiği anlamına gelmez. Ama bu zihniyet işte artık parti devleti olma yönünde halkta oluşan algının idarecilerde ve siyasetçilerde de oluştuğunun bir göstergesi, bir hastalıklı zihniyet. Buna rağmen biz konuyu biliyoruz. Ülkede muhalefet olmanın ne kadar zor olduğunu sizler de biliyorsunuz. Aysultan Plajı'nın tahsis süresi 8 Mayıs itibariyle bitti. O dönem AK Parti Antalya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayında Aysultan Plajı'nın yeniden tahsisi için başvuruda bulunuyor. Milli Emlak İstimlak Müdürlüğü aracılığıyla başvuru bekletiliyor. Ve halen bizim Hasan Gökçe Başkanımız talepte yeniden bulunmasına rağmen bu talep neticelenmiyor. İyi Parti İlçe Başkanı AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Aysultan Kadınlar Plajı hakkındaki tahsis dosyasının hazırlanması ve sunulması konusunda eksikler var sözü üzerine bu eksik evrağı Ocak ayından Mayıs ayına kadar tamamlamayan da yine AK Partili Büyükşehir Belediyesi'dir dedi. Evrak eksiğine istinaden açıklamasının gerçekçi olmadığını siz de bilirsiniz. Biz de tahmin edebiliriz. Burada oturan bir ilçe başkanı evrak eksik olduğunu bilebilir mi? Bu bir soru işareti. İkincisi, evrak eksiğini boşver. Her şey eksik olan şeyler iktidarın belediyelerinde oluyor. Bu muhalefet belediyesi olmanın sakat durumu diyelim. Devlet idare edenlerin devlet idaresini, devlet devamlılığını, devlette devamlılık esasını kendi bünyelerinde barındırmadıkları için bu ülkeyi idare edenlerin irade zaafı, yönetim zaafıdır.
eksik olmasına rağmen iktidar belediyelerinde her şey halloluyorsa, burada da evrak eksikse istesinler evrak, eksik evrak istensin. Zor bir şey mi? Evrak eksikse bu eksik evrak Ocak ayından Mayıs'a kadar tamamlamayan gene AK Partili Büyükşehir Belediyesi. Yani yaptıkları işleri yarım yamalak sakat yapıyorlar. İdareye başkası geldiğinde de evrak eksik deyip içinden çıkmaya çalışıyorlar. Alanya Müftüsü Doktor İhsan İlhan'ın eşi Emine İlhan, kronik şeker hastalığına bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Emine İlhan'ın cenazesi bugün memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Emine İlhan bayram tatilinde ailesiyle birlikte gittiği memleketinde rahatsızlandı. Kronik şeker hastası olan Emine İlhan, 12 gündür Erzurum'da hastanede tedavi altında tutuluyordu. Şekere bağlı rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan Emine İlhan, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Üniversite hastanesinde gerçekleşen ameliyat sırasında yaşamını yitiren Emine İlhan'ın cenazesi bugün toprağa verildi. Cenaze törenine katılmak üzere Alanya'dan çok sayıda din görevlisi de Erzurum'a gitti. 45 yaşındaki Emine İlhan'ın uzun yıllardır şeker hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Müftü İhsan İlhan'ın bir süre daha memleketinde taziyeleri kabul edeceği, ardından Alanya'ya döneceği öğrenildi. Alanya Posta Medya Grubu olarak Emine İlhan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz. Ve sırada asayiş turu var. Bakalım son 24 saatte neler olmuş. İncekum mahallesinde bir otelde babasıyla birlikte tatil yapan Maxi Darmenke dün gece ortadan kayboldu. Bu sabahsa babasını öldürdü. 23 yaşındaki Maxi'nin otele gelmemesi üzerine babası jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri şizofreni hastası Maxi'yi gezerken bularak oteldeki babasına teslim etti. Aynı gece saat 01 sıralarında otel odasında babasının başını duvara vuran Maxi görevliler tarafından etkisiz hale getirildi. 80 yaşındaki baba Yuri Darmanko için olay yerine gelen sağlık görevlileri hayatını kaybettiğini belirledi. Darmanko'nun cesedinin Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nca otel odasında incelenmesinin ardından talihsiz adam otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Babasını döverek öldüren Maxi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Otel odasında babasını döverek öldüren Maxi, jandarma karakolunda tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde "Babamla aramızda devamlı problem yaşanmaktaydı. Anlaşamıyorduk. Çıkan tartışmada babamı şeytan olarak gördüm ve içindeki şeytanı çıkartmak için kendisine yumruk vurarak yere düşürdüm. Ben babamı öldürmekten dolayı pişman değilim" dedi. Babasını otel odasında öldüren Maxi de karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Alanya Yeni Çevre Yolu'nun oba bağlantı noktasındaki kavşak sık sık kazalarıyla gündemde. Dün gece de döner kavşakta saat 00:15 sıralarında kaza meydana geldi. Oba mahallesi istikametine seyir halinde olan 09JT-602 plakalı araç sürücüsü direksiyon kontrolünü yitirdi ve kavşak bitimindeki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön kısmında ciddi oranda maddi hasar meydana gelirken sürücüye ise ne olduğu bilinmiyor. Atatürk Caddesi'nde bulunan parke taşları kırıldığı için kazaya neden oldu. Alanya'da yaşayan Tek Teker Arif Motosiklet Kulübü Başkanı Yalçın Kaya, geçtiğimiz günlerde kırılan parke taşı nedeniyle trafik kazası geçirdi. Sağ ayağı kırılan Kaya, yoldaki problemi Alanya Belediyesi çözüm masasına bildirdiğini ve yetkililerden parke taşlarının yol açtığı probleme bir çözüm bulunmasını istedi. Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, hal fiyatlarındaki dalgalanmadan kendilerini sorumlu tutanlara sert çıktı. Kaya, fiyatlardan halcilerin sorumlu gösterilmemesini istedi. Alanya Toptancı Ali'nde 18 Haziran itibariyle salatalık 50 kuruş, domates 80 kuruş, patlıcan 1 lira, sivri patlıcansa 1 lira 40 kuruş. Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, güncel fiyatları Alanya Posta TV'ye açıkladı. Bugün 18 Haziran itibariyle salatalık
50 kuruş, domates 80 kuruş, patlıcan topa 1 lira, sivri patlıcan 1 lira 40 kuruş, başka biberler 2,5 lira 3 lira, fasulye aynen 2 lira 3 lira, meyvelerde limon biraz iyi 4 lira 4,5 lira, portakal 2,5 lira 3 lira, kirazlarda bayağı bir düşüş oldu, 3 liraya kadar düşüş var. İlk duple kirazlar 5 lira, 6 lira. Şu anda vurgulamak istedim. Fiyatlar baya baya düştü. Kaya, fiyatlarda yaşanan iniş ve çıkışlarda halcinin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ifade etti. Fiyatlardaki oynamanın birçok nedene bağlı olduğunu ifade eden Kaya, dalgalanmalarda sorumluluk her zaman halcilere yükleniyor. Gerçek böyle değil dedi. Kışın ise çok yüksek seviyelerdeydi. Bu durum karşısında fiyatı sanki biz halciler yükseltiyormuş gibi zaman zaman suçlandık, karalandık, yargılanmak istedik. Kimler tarafından? Bazı tüm basın kuruluşları değil mi? Bazı basınlar, bazı tüketici kardeşlerimiz tarafından veya devletimizin yetkili merciler tarafından halciler fiyatları istediği zaman yükseltiyor, istediği zaman düşürüyor gibi algılandı. Bunlar yanlıştı. Biz defalarca savunduk. Çeşitli kurumlarda toplantı yaptık. Ticaret odalarında, bakanlıkta, ziraat odalarında kendimizi savunduk. O zaman bu söylediğim kişiler, kurumlar tarafından suçlandı. Şimdi ise geçenlerde bayram öncesi salatalık 10 kuruş ve satılmıyordu. Bu sefer üretici müstahsil kardeşlerimiz tarafından suçlandık. Halciler fiyatı istediği gibi düşürdüler. Halbuki bu bizim kendi elimizde değil. Bunun çeşitli nedenleri, sebepleri var. Hava şartları, kışın hava soğukken, güneş yokken ürün az oluyor. Fiyat kendiliğinden yükseliyor. Bir borsa görevi. Biz burada aracıyız. Havalar ısındı, ürün çoğaldı, fazla ürün var, onun için düşüyor. Bu bir de arz ve talep meselesi. Ve sayın seyirciler, 19. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin finali Süperstar'la gerçekleşti. Konser alanını dolduran on binlerce vatandaş Ajda Pekkan'ı görmek için adeta yarışa girdi. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin 3. günü 20'de DJ Haluk Sarıtaş performansıyla başladı. Sunuculuğunu Sema Eryiğit Emeğin yaptığı konseri yaklaşık 30 bin kişi izledi. Haluk Sarıtaş bir saat süren performansıyla Alanyalıları coşturdu. Saatler 20'yi gösterdiğinde sahneye çıkan pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan, hayranları tarafından alkış ve çığlıklarla karşılandı. Konsere lila rengi ipekli kıyafetiyle başlayan Ajda Pekkan, ilk olarak sevilen hit şarkısı Heves'i seslendirdi. Şarkı arasında konuşan Ajda Pekkan, Alanya'yı çok sevdiğini belirterek
Ne güzel yermiş burası. Birkaç gün daha kalmaya karar verdim. Ama ne yazık ki içimdeki çığlıklar bir süre sonra durdu. İşler, güçler, İstanbul, yeni single çalışması, gitmek mecburiyetindeyim tabii ki, dedi. Ne güzel yermiş burası. Kalmaya karar verdim birkaç gün daha. Ne yazık ki benim de içimdeki çığlıklar aynen sizin gibi bir zaman sonra duydu. Çünkü İstanbul, işler, güçler, yeni bir single çalışması, gitmek mecburiyetindeyim tabii ki. Nerede ben tatil, nerede ben nerede? Dün yapabildim bir tek, o kadar. Yarın gidiyoruz ne yazık ki İstanbul'a ama sizlerden ayrılmak çok zor gelecek bana. Gerçekten Alanya'da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum bu akşam. Bu gece bizleri sizlerle buluşturan Sayın Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel Beyefendi'ye sonsuz teşekkürler ediyorum. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ajda Pekkan'a Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, üzerinde sanatçının portresi bulunan su kabağı, Alanya spor formasıyla ipek kozasından yapılan taç hediye etti. Tamam peki, o zaman çiçeğimizi başkanımız versin. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar, şeref verdiniz, çiçeğimize renk kattınız. Sizi güzel, burada görmek çok güzeldi. Çok teşekkürler ediyorum, sağ olun. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Çok merse. Bunu, bu çiçeği hepinizin adına kabul ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün Alanya adına, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Kaç güzel bir şey. Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından yapıldı. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. O zaman Ajda Pekkan Alanya'da kraliçesi olsun mu? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim yine Alanya Belediyesi'nin? Tanıyorum. Hiç yabancı gelmiyor. Biraz bana benziyor. Ama bayağı çok şık, çok güzel. Bu benim için çok güzel bir anı olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Wow. Ve tabii bir çok Alanya şey. Spor forması hediye ediyoruz Ajda Pekkan'a. Ama bunu giymem imkansız şu anda. Çok teşekkür ederim. Başkanım neden 82 olduğunu da söylemek istersin. Tabii ki biliyorsunuz 81 vilayetimiz var. 82. vilayete talip olduğumuz için Alanya olarak bu 82 numarayı yani böylelikle üstlerimize buradan bir... ...diyelim diyoruz. Bu yıl 19.sü düzenlenen ve 3 gün süren festival Ajda Pekkan konseriyle sonlandı. 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali dün akşam sona erdi. Binlerce vatandaşın eğlenceye doyduğu festival siyasilerin de gündemindeydi. İyi Parti ilçe başkanı soru üzerine festivali ve yerel yönetimi eleştirdi. Bir gazetecinin 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne ilişkin sorusuna cevap veren Apaydın, sadece festivalde değil, idari anlamda da bir zaaf ve boşluk var dedi. Kendisi de öyle söylemiş. Efendim ben festivale dönmek istiyorum. Almanya'da bir festival geçirdik. 3 gün sürdü ve bunun 19.sunu düzenledik. Dün festival alanında vatandaşların, stand açanların ve genel itibariyle oraya gelip gidenlerin en temel sıkıntısı şuydu. Ciddi bir düzensizlik var diyorlar. Yani işte standlarda işte yemek standı burada, yanında bir oyuncakçı, onun yanında başka bir şey vesaire. Sanırım sizler de duymuşsunuzdur. Siz hep söylüyorsunuz aslında kentte genel itibariyle bir düzensizlik söz konusu. Sanıyorum bu festivallere de yansıyor. Vatandaşın bu yöndeki taleplerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin festivale ilişkin gözlemleriniz neler oldu? Hep söylediğimiz gibi sadece festivalde değil, gerçekten idari anlamında bir zaaf ve boşluk olduğunu yıllardır hep beraber görüyoruz. Fakat başkanımızın bundan önceki 5 yılı
birçok mağduriyetle işte iktidar ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kendine uygulanan yaptırımlar yüzünden ona herkes masum, mağdur gözüyle baktığı için eksiklikler hoş görüldü. Aynı şey bu sefer geçerli değil. Halk artık serzenişte ve şikayetlerde bulunuyor. Bunda halkın çok haklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve düzensizlik dediğiniz gibi her konuda, her aşamada var. Çünkü idare şekli, idare zihniyeti, ekip ruhuna uygun hareket etmek ve ortak akılla yönetmek üzerine oturmadığı için sadece görünen yerlerde, gözle görülen yerlerde hoş görünme adına bir şeyler yapıldığı için o düzensizlik de vardır. Fakat ben hiçbir gün iştirak etmedim festivallere. Daha doğrusu getirilen sanatçının işte oradaki insanlara hakarete varan, küçümsemeye varan, özellikle Bülent Hanım oradaki ocak başkanıyla dalga geçmesi ve milliyetçi kesimin de buna göz yumması bir milliyetçi olarak benim de kanıma dokundu. Bu ciddiyeti sağlayacak şekilde halkın kültürüne, yapısına uygun sanatçıların seçilmesi gerektiğini de düşünüyorum. 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu bugün İstanbul'a gitti. Bu seçim tüm seçimlerden ayrı bir önem arz etmekte bizim. Alanya'dan 15 kişilik bir ekiple İstanbul'da saha çalışması yapacak olan Mustafa Toklu, ilk olarak Esenler'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte ilk programına katıldı. Ziyaretleri kapsamında Mustafa Toklu, bugün akşam saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Antalya İl Başkanı ile birlikte Akseki ve Kaşlı hemşehrilerinin toplantısına katılacak. Toklu, İstanbul'da yaşayan Alanyalılarla da buluşacak. Türk Eğitim Sen 2. Şubesi Basın Sorumlusu Eğitimci Kadriye Demirel, 2.446.051 üniversite adayının YKS'de yaşadığı sıkıntılara isyan etti. Demirel, insan hak ve özgürlükleri sınav bile olsa engellenemez dedi. Profesör Doktor Mustafa Yavuz'un, bu arada üniversite adayı 2.446.051 adayın ne yaşadığını hiç konuşmadık başlıklı paylaşımından yola çıkarak bir yazı kaleme alan eğitimci Kadriye Demirel, üniversiteye giriş sınavlarında öğrencilerin yaşadığı sorunlar hakkında Alanya Posta TV'ye konuştu. Sınav güvenliği adı altında öğrencilerin fiziksel ihtiyaçları ihlale uğramaktadır. AYT'de 2 saat, TYT'de 3 saat aynı ortamda kapalı durumda kalmak zorunda olan çocuklar, maalesef fiziksel ihtiyaçları söz konusu olduğunda bu ihtiyaçları giderememektedir. Çünkü sınav salonunda bir kere çıktığın zaman tekrar o salona dönme şansın bulunmamaktadır. Ve gençlerimizde sınav anında da bu durum çok ciddi kaygı yaratmaktadır. Bu durumda yaşadığımız birçok örnekler, duyduğumuz birçok örnekler var. Örneğin sınav anında mide bulantısı yaşayan gencin kusmak istemesi, bunu salon görevlisine iletmesi, salon görevlisinin istersen sana çöp kovasını getireyim, kusabilirsin. Çünkü biliyorsun salondan çıkarsan tekrar sınava giremeyeceksin, sınav hakkın sonlanacak dediğinde, hayır ben arkadaşlarımın benim yüzümden rahatsız olmalarını istemiyorum şeklinde ince bir düşünceyle sınav hakkını biteceğini, elinden alınacağını bilerekten sınav salonunu terk etmesi, bu öğrencinin bu durumda yaşadığı ruh halinin ÖSYM tarafından göz önüne alınmasını ben istiyorum. Demirel, sınav esnasında dışarı çıkmaya getirilen yasağı eleştirerek daha önce yaşanan soru sızdırılması nedeniyle öğrenciler ve sınav görevlilerinin mağdur edildiğini kaydetti. Daha önceki ÖSYM'nin bu durumda geçerli mazeret olarak öne sürdüğü sınav güvenliği işte konusu maalesef ne sınav salonunda öğrencilerden kaynaklanan bir sorun ne de sınav görevlilerinden kaynaklanan bir sorundur. Daha önce 2010 yılında ve onun öncesinde ve sonrasında sınavda yaşanan usulsüzlükler tamamen öğrenci dışında ve sınav görevlileri dışında gerçekleşen bir olaydır. Çünkü
bu dönemde yapılan usulsüzlükler, sorular sınav salonlarına gelmeden, soruların hazırlandığı mutfaktayken bazı kişilere servis edilmiştir. Bu da zaten yetkililer tarafından tespit edilmiş, gerek yargıya taşınmış, gerekli soruşturmalar yapılmıştır. Bunu herkes de bilmektedir. Biz eğitimciler olarak, aynı zamanda anne baba olarak ÖSYM'in empati yapmasını, öğrencilerimizi zaten büyük bir sınav kaygısıyla sınav anında baş başa bırakıldığını biliyoruz. Bir de sınav güvenliği kaygısı yaşayarak geleceklerinin heba edilmesini istemiyoruz. 66 çeşit laptop, 72 çeşit oyun seçeneği aynı teknoloji mağazasında toplandı. Alanya'da uzun yıllardır hizmet veren Tempo Bilgisayar, yeni adresinde iddialı bir hizmet anlayışıyla ortaya çıktı. İşletmeci Muhammed Köse, herkesin isteğine uygun ürün bulabileceği iş yerine teknoloji takipçilerini davet etti. Alanya'da 2005 yılından beri hizmet veren Tempo Bilgisayar, tecrübeli ekibiyle teknik ve satış anlamında en iyi hizmeti sunma iddiasında. Tempo Bilgisayar bünyesinde bulunan 66 çeşit laptop, 72 çeşit oyuncu bilgisayarıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Lenovo, Samsung, Apple, Toshiba, HP ürünleriyle Türkiye'nin en iyi fiyatlarını sunma iddiasındaki Tempo Bilgisayar, Oba Göl Mahallesi, Çevre Yolu Üzeri, Metro Market ve Koçtaş arasındaki noktada yer alıyor. Tempo Bilgisayar işletmecisi Muhammed Köse, Alanya halkını geniş ürün yelpazelerini görmek ve en iyi fiyat garantisinden faydalanmak için yeni adresinde hizmet veren mağazalarına davet etti. Tempo Bilgisayar 2005 yılında Alanya'da kuruldu. Yeni mağazasında yeni yüzüyle, oyuncu bilgisayarlarıyla ön planda. Mağazamızda 66 çeşit laptop, Asus, HP, Lenovo, Casper, Dell, Acer ve tüm markalarda laptoplar mağazamızda mevcut. Aynı zamanda 72 çeşit de oyuncu bilgisayarları mevcut. Oyuncularla ilgili her şey Tempo Bilgisayar'da bulunmakta. Oyuncu aksesuarları, oyuncu kasaları, oyuncu monitörleri, oyuncu bilgisayarları hepsi mağazamızda. Sizleri de bekleriz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Hokey Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyetlerinde yer alan U21 Açık Alan Hokey Kadın Milli Takım Eğitim Gelişim Kampı Alanya'da gerçekleştiriliyor. 16 Haziran'da başlayan kamp 26 Haziran tarihinde sona erecek. Alanya kampında Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ay Yıldızlılar U21 Avrupa Şampiyonası C2'de 14-20 Temmuz tarihlerinde Türkiye ayağında ve 4-10 Ağustos tarihlerinde İskoçya ayağında ülkemizi temsil edecek. Şampiyonanın Türkiye ayağı Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, milli takım kampını ziyaret ederek milli takım yetkililerine hazırlıklar kapsamında destek vermek için hazır olduklarını söyledi. Ve efendim, güne ait gelişmeleri aktardığımız bir bültenin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına güzel, huzurlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.
Eftali Otelleri Seda Kare ile ana haber bültenini sundu.